Şimdi o dışarı çıktığın kapıdan beni sokacaksın içeri. İçeri girmem gerek. Eninde sonunda öğrenecek Efe'nin gittiğini. O zaman ne yapacağız? Bize hesap sormayacak mı? Kabul etsek de etmesek de. Hasan Efe'nin babası, Akça da annesi. Bu kadar. Sen beni delirtmeye mi çalışıyorsun ya? Ne? Abi uzatma tamam. Bak annem haklı, ortalık daha fazla karışmadan hallet şu işi. Artık uçağa atlayıp mı gidersin? Efe'yi mi buraya getirtirsin? Orasını sen bileceksin. Ödünüz kopuyor değil mi? Hasan buraya gelir, Efe'yi bulamazsa Murat'ın başını yakar diye ikinizin de ödü kopuyor. O yüzden Efe'yi o adama vermeye çalışıyorsunuz. Yani kendi oğlunun başı yanmasın diye benim oğluma ateş atıyorsun. Böyle mi anne? Ali Kemal. Ya ne alakası var abi? Yeter. Bir kendine gel artık. Ben onu kendine getireceğim şimdi. Hasan. Ne işin var senin benim evimde? Çık dışarı. Korkma oğlum. Korkma. Evinde gözümüz yok. Tapusunu alacak değilim. Yani oğlumu göreceğim sadece. Alıp götürmeyeceğim lan. Göreceğim. Murat. Hadi kardeşim. Efe'ye getir de oğlumu göreyim azıcık. Efe'yi falan göremezsin. Hadi çık git evimden. Hasan zorlama beni, polis aratma bana. Hadi git. Bak sen de beni zorlama koçum. Oğlumu getir, tadımız kaçmasın. Ondan doğru geriye sayıyorum, hadi. Hey. 10. 9. Seni almaya geldim. Şimdi beraber çıkıp gideceğiz bu evden. Gideceğiz oğlum. İzin ver oğlum da alıp gideyim. 2. Yok. Efe. Nerede lan Efe? Nereye götürdün oğlumu? Okulda. Nerede olacak senin oğlum? Böyle zamanlı zamansız gelirsen bulamazsın tabii. Niye haber vermiyorsun? Yok oğlum. Ben onun babasıyım. İstediğim zaman görürüm. Görmek için sizden izin alacak halim yok ya. Bizden izin almak zorundasın. Gördün mü? Efe'nin yasal babası benim. Tamam mı? Onu istediğim yere götürürüm. İstediğim yere gönderirim. Öyle her istediğin zaman bu eve gelemezsin. Efe nerede diye hesap soramazsın sen bana. Aldın mı sorunun cevabını? Şimdi ona kadar sayayım gider misin? Yoksa polis arayayım seni buradan alsınlar mı? Ali Kemal. Abi tamam. Hasan abi sen de başka bir zaman gelir görürsün Efe'yi olur mu? Sen ne zaman öğrendin koçum? Yavuz'u öldürüp gömerken mi? Yoksa bana iftira atıp beni içeri tıktırmaya çalışırken mi? Ben yeni öğrendim. Yoksa zaten söylerdim ben sana. Doğru. Korktuğunda her şeyi yaparsın sen. Neyse. Bu sohbet fazla uzadı. Ali Kemal. Tamam lan tamam gidiyorum. Bir daha geldiğimde Efe burada olacak. Olmazsa ne yaparsın? Kafama silah mı dayarsın yine? Burak'ı bir daha asla göremezsin koçum. Ne diyorsun lan sen? Ha? Kimi tehdit ediyorsun oğlum sen? Abi tamam. Anne. Burak nerede? Burak odasında oğlum. Melek abla. Thank you.
Anne! Ali Kemal ne oldu? Burak yok. Ne demek Burak yok? Nereye gidecek çocuk? Melek abla, Burak'ı sen mi aldın? Odasındaydı en son. Allah kahretsin, oğlumu kaçırdı. Allah kahretsin, oğlumu kaçırdı. Oğlum bir dur, sakin ol. Ne olacak Burak? Ayşe almıştır, belki bahçeye çıkarmıştır. Ayşe! 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 Buyurun. Burak'ı odasından sen mi aldın? Ben Asiye'nin odasını topluyordum. Ne oldu ki? Oğlumu kaçırdı. Annen sana oğlumu kaçırdı. O şerefsiz benim oğlumu kaçırdı. Hadi söylesene şimdi de. Heh. Benim oğlum böyle bir şey yapmazdı. Hadi söyle. Çok üzgündü de. Söyle anne. Söyle, yapmazdı. Bak senin oğlum böyle bir şerefsiz işte. Gördün mü oğlum? Senin abin böyle bir adam işte. Benim bebeğimi kaçırdı. Bebeğimi, senin yeğenini kaçırdı. Ali Kemal, oğlum bak. Bu sefer oğlunun gözünün yaşına bakmayacağım. Duydun mu? Oğlumun benim elimden çekeceği var. Oğlumu kaçırdı benim. Burası temiz. Makası getir. Anne ne oluyor? Ne arıyorsun sen benim evimde? Oğlumu. Efe'ye bir şey mi oldu? Nerede Efe? Burak. Burak kayıp. Hasan oğlumu kaçırdı. Hasan niye kaçırsın senin oğlunu? Ev temiz. Kimse yok. Kahretsin. Ali Kemal, Hasan böyle bir şey yapmaz. Öyle biri değil o. O tam da böyle biri. Sen de artık nasıl bir adama güvendiğini gör. Efe'yi gönderdim diye Burak'ı kaçırdı. Nereye gönderdin Efe'yi? Yurt dışına. Akşa, hiçbirinize hesap vermek zorunda değil. Efe'nin velayeti bende. Onun iyiliği için istediğim kararı alacağım. Ya sen kimin oğlunu nereye yolluyorsun? Yurt dışına göndermiş bir de küçücük çocuğu. Ali Kemal! Nerede Efe? Ali Kemal! Dursana! Abla neredesin sen? Sabah erkenden çekip gitmişsin. Sesin niye öyle geliyor? Bir şey mi oldu? Tamam. Adresi gönder, gelirim ben. Tamam. Zeynepciğim, para nerede? Ben bulamadım parayı. Ablan zengin, halledeceğim diyordun. Duyduğuma göre ablanla seni kapıya koymuşlar. Nereden bulacaksın parayı? Bak, bulamayacaksan hiç yorma bizi. Bulacağım. Söz veriyorum, bulacağım ben o parayı. Ya bana biraz süre verin ne olur. Seni mi kıracağız Zeynepciğim? Dediğin süre olsun. Tam 24 saat, al senin olsun. Yalnız paramı alamazsan başka bir şey alacağım. Alışverişin kralı bu, biliyorsun. Ayşe! Ya sen yukarıdaydın bak, bir şey görmedin emin misin? Ya sen yukarıdaydın, bir şey görmedin. Biz hepimiz, annem, abim, Melek abla, hepimiz aşağıdaydık. Güvenlik kapıdaydı. Burak'ı kim evden nasıl alacak ya? Bilmem. Ben Burak'ın odasına en son çıktığımda uyuyordu. Sonra da Asiye Hanım'ın odasına gittim toplamaya. Bir şey mi istedin Murat Bey? Yok Osman abi, ne isteyeceğim? Ayşe bir şey görmüş mü görmemiş mi onu soruyordum. Görseydi söylerdi zaten.
Tamam abi, neyse. Bugün de herkes bir değişik zaten. Baba, yemin ederim yok öyle bir şey. Kızına değil, o kadına mı inanıyorsun? Bak görürsün, Şule Hanım kendi gelip özür dileyecek bizden. Böyle bir yalan söylediği için pişman olmuştur bile. Kolay mı öyle insanın namusuna laf etmek? Baba, lütfen inan bana. Evet abi. Gördük abi. Geçtik orayı, geçtik. Bu kapısı kapalı olan... Tamam abi, bulduk, buradayız. Vay, vay anasını be. Abi ne bu şimdi? Daha akşam beraberdik, hiç de bir şey söylemedin. Beğendiniz mi lan? Sahibi devrediyordu, atladım ben de. Orada Yavuz'u kaybettik ya, ne bileyim. Keşke haber verseydin abi taşınırken falan. 3-5 biz de bir yardım ederdik. Boşuna dertlenmeyin dedim lan. Çocuklar ne var ne yoksa getirdiler zaten. İyi oldu, iyi oldu. Güzel oldu. Burası iyi gelecek bize. Tebdili mekanda ferahlık vardır derler. Neydi öyle orası toz içinde? Bebe mi ağladı? Hey abi, susmadı ki. Abi hayırdır, ne bebesi? Gel anneciğim. Bak, yatağımız burada. Hı? Güzel mi? Hadi bakalım, hoppa. Hayda. Abi bu ne? Bu Şule. Ali Kemal'in oğlum tanıyorsunuz ya zaten. Bu da oğulları Burak. Tanıyoruz tanımasına da. Niye buradalar abi? Yengeyle biz artık kader ortağıyız koçum. Yazgımızı da birlikte kıracağız. Çocuklarımız için. Ha yenge hanım? Amcasının gülü. Tipe bak. Burak'a hiçbir şey olmayacak Ali Kemal. Merak etme oğlum. Nereden biliyorsun anne? Ha? Tanıyor musun sen oğlum? 35 sene önce bırakıp gittiğin çocuğu ne kadar tanıyorsun da konuşuyorsun benimle. Ya sen farkında mısın? Adam benim oğlumu kaçırdı. Burak'ı kaçırdı, Burak'ı. El kadar bebeği alet etti oyunlarına. Sen başlattın Ali Kemal. Efe'yi göndermeyecektin oğlum. Kendini onun yerine bir koy. Baba olduğunu öğrendiğin gün oğlunu kaybediyorsun. Ne yapardın? Sen olsan ne yapardın Ali Kemal? Ben ne yapardım anne? Bilmiyorum. Ama şunu söyleyeyim sana. Bebek kaçırmazdım. İşte bizim aramızdaki fark da bu. Ya sen diyorsun ya bana hani kendini Hasan'ın yerine koy diyor. Hani sen beni suçluyorsun ya bu yüzden anne. Peki sen kendini benim yerime koydun mu hiç? Ha? Benim tarafımdan baktın mı sen bu olaya? Ya ben yıllardır büyüttüğüm çocuğun babası olmadığımı yeni öğrendim. Benim yerimde başkası olsa ne yapardı? Ha? Belki de nasıl olsa benim oğlum değilmiş deyip geri verirdi. Kurtuldum derdi, kapının önüne koyardı, değil mi? Ben bunu yapmadığım için mi suçluyum? Ben Efe'yi kedi yavrusuymuş gibi kapının önüne koymadığım için mi suçluyum? Yıllardır büyüttüğüm çocuğu, elinde silah olan, kadın döven, hırsızlık yapan bir adama vermediğim için mi suçluyum anne? Kız, açmıyor mu? Of Hasan, of! Kız bu delirmiş bebe. Bebek kaçırmak ne demek? Allah Allah! Delirtiyorlar çünkü insanı. Ali Kemal Efe'yi almış, yurt dışına göndermiş. Sırf biz görmeyelim diye. Ne? Hasan bunu duyunca durur mu hiç? Abi kardeş, ikisi de manyak desene. Ay bir de birbirlerini beğenmiyorlar. E aynılar be. Allah Allah. Akça kız, bana bak. Hasan bebeğe bir şey yapmasın. Hı? Saçmalama anne. Kısasa kısas yapıyor güya. Ali Kemal Efe'yi getirmezse? Hasan ne yapacak? Vermeyecek mi çocuğu? Kız, bir 5 yılda bu bakmasın Ali Kemal'in oğluna. Bu iş büyür ha. E kısasa kısas dedin ya. Ay, kız, ara sen ara. Aklımıza gelen başımıza gelmesin ha.
Hadi annem hadi. Ne be? Sen ara. Aranız iyi de en son açar belki. Anne ne düşünüyorsun? Arasana. İyi mi Acem? Arayayım bakayım. Hasan, çocuk uyuyor. Akça mı? Sence ne zaman getirir Ali Kemal oğlum? Hemen pes etmez. Yenilgiyi kabullenmemek gibi kötü bir huyu vardır. Her yere bakacak, arayacak, soracak. Baktı ki bulamıyor. İşte o zaman getirir Efe'yi. Anlatsana biraz. Neyi? Oğlumu. Efe'yi. Yani sonuçta benden daha iyi tanıyorsun. Nasıl bir çocuktur mesela? Yani ne bileyim, sulu göz müdür, atara gideri var mıdır? Hayır, bana benzediyse çabuk alev alıyordur çünkü. Anlat işte biraz. Ben de bileyim. Öyle senin gibi sinirli falan değildir. Efe uysaldır. Ha. Mız mız yani. Hayır. Sadece izler. Bir tepki vermeden önce insanları gözler. Öyle kırılgan görününe bakma. Çok güçlüdür Efe. Yaşından büyük ruhu vardır. İnsanı anlar. Her şeye rağmen affetmeye hazırdır. Her neyse. Oğlum bir kıza aşık. Nasıl ya? Kızın ismi Ada. 3 yaşından beri aynı kreşe gidiyorlar. 2 yıldır kıza aşık. Onu görmen lazım. Kızı gördüğünde el ayağı birbirine dolaşıyor. Ne yapacağını şaşırıyor. Vay be. Ben de hangi huyu bana benziyor diyordum. Bizimkine bak ya. Kızın adı neydi? Ada. Ada. Güzel. Yakışır. Buyurun, kime bakmıştınız? Ablama. Buradaymış. Zeynep. Abla ne oluyor? Ne işin var senin burada? Hı? Telefonda da doğru bir şey söylemedin. Sen? Ben ya. Ben. Hasan. Sen de Şule'nin kardeşi Zeynep. Bir de ufaklık var. Enteresan bir kadro olduk yalnız ha. Burak yukarıda uyuyor. Sen onun yanına çık, benim işim var. Sen nereye gidiyorsun? Hasan anlatır sana. İşim var dedim. Ya abla! Oğlumu getirin bana. Oğlumu bulun. Ali Kemal, Hasan nasıl kaçırır bu çocuğu? Ya bu kadar kişisiniz, görmediniz mi? Böyle mi sahip çıkacaksınız oğluma? Ha? Şule. Ne Asiye anne, ne? Ha? Nerede Burak? Yok. Bana inanmadınız siz, bana. Annesiyim ben onun. Eğer benim yanımda olsaydı Burak'a hiçbir şey olmazdı. Ali Kemal. Sen böyle mi sahip çıkacaktın oğlumuza? Böyle mi yapacaktın? Şule, tamam. Tamam, sakin ol. Bulacağım oğlumuzu, tamam mı?
Burak'a hiçbir şey olmayacak. Sen sakın merak etme. Ali Kemal, oğlumu lütfen bul getir. Burak'a hiçbir şey olmayacak. Sana söz veriyorum. Oğlumu getir bana lütfen. Oğlumu bul. Lütfen. Tamam. Tamam. Gel. Gel şöyle. Ayşe. Ayşe, su getirir misin? Tamam. Tamam, üzme kendini. Getir. Al, iç. Geçmiş olsun Şule Hanım. Çok zordur eminim sizin için. Ayşe. Ali Kemal Bey. Ayşe, geç içeri. Ayşe. Bak, sana yalvarırım. Bırak oğlumla gideyim. Lütfen. Oğlumu almak için başka şansım yok. Bu son şansım. Ayşe. Ne istersen yapacağım. Sana söz veriyorum. Ne istersen yapacağım. İç söyle kızım, hadi. Soğuk geldiyse değiştireyim. Şule. 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 Git kolonya getir. Şule. 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 Kimin fikriydi bu? Ablamın mı? Genelde böyle daha yani fikirler hep o buluyor ya, o yüzden. Sallama çocuğu, sallama. İçi dışına çıktı. Sen hayırdır ya teyzesi? Ne sıkıntın var senin? 200 bin dolar. Var mı? Yarına lazım çünkü. Dolar. Dolar ne kadar oldu lan Kadir? Abi döviz bürosu muyum ben, ne bileyim? Vallahi en son 5.70'lerdeydi. Ama bir düşüyor bir çıkıyor abi. Yuh, oldu mu lan o kadar? 5 olsa 1 milyon yapar. Sen ne yaptın be ablacığım? Ay, sus artık gerçekten, bir sus lütfen bak, lütfen. Tamam teyzeciğim, tamam, tamam. Ateşi mi var bunun? Baksana. Oha, soba gibi olmuş lan. Çocuk kucağında hissetmedin mi? Ya ben ne bileyim, içerisi sıcak diye oldu sandım. Sen sakın çocuk yapma. Ha, bari sen yapma. Ne yapacağız? Git bak şurada, çantasında ilaç falan var mı? Hadi. Ben? Evet, elimde çocuk var. Görmüyor musun ya? Ben bir bakayım. Bu da bana atar yapıyor. Çık şöyle. Ne bu? Lan ne bulursa takmış. Var mı? Yok. Yok burada ilaç milaç. Kadir. Oğlum kap, getir arabayı. Hastaneye götüreyim çocuğu. Tamam abi. Ya saçmalamayın, ne hastanesi ya? Çocuğun kimliği falan yok. Kimseyi tanımıyor. Ne diyeceksiniz? Yolda mı bulduk diyeceksiniz? Ne o zaman? Ne? Ne yapalım? Akıl vereceğine bir şey söyle. Biz 3 tane kalasız işte. Ne anlarız çocukla? Tamam. Şimdi hemen eczaneye git kapanmadan, tamam mı? Çocuğun ateşi vardı. Kaç aylıktı bu ya? 8 mi 10 mu öyle bir şeydi. Aha, tamam. Tamam, git söyle, onlarsa ilaç verecekler zaten. Tamam. Abi. Tamam oğlum, tamam. Siz burada kalın, ben hallederim. Şimdi Allah muhafaza, emanet bebek. Yanlış bir şey alırsınız. Bakma lan öyle. Tamam, tamam. Akça. Buldun mu kız? Yok. Hacı Bey. Tamirhaneyi boşaltmışlar. Eve de polisler gitmiş, evde de yok. Çıldıracağım ya. Hiçbir yerde yok işte. Anne ben gidiyorum. Kız nereye? Daha şimdi geldin be. Bilmiyorum artık. Kapısının önüne beklerim. Nasıl olsa eve gelecek. İyi. Kız dur bir. Bir mont falan al üstüne. Bir de üşütme sokaklarda ha. Tamam aldım. Akça kız, ara beni ha. Bak dışarı çıkacağım ben, işim var. Ara muhakkak. Bu zaten elini kızım, okuyayım biraz. Anne. Ne yapacağız? Hı? O manyak Efe'yi almadan oğlumu geri vermez bana.
Git Ali Kemal'le konuş. Getirsin Efe'yi. Lütfen. Sakin ol. Sakin ol. Hasan Burak'a hiçbir şey yapmaz, merak etme sen. Nasıl sakin olayım? Sakin ol. Nereden biliyorsun yapmayacağını? Belki bizden intikam alacak. Belki de hiç vermeyecek Burak'a. Beslenin acısını çıkartacak. Bizi böyle cezalandıracak. Anne. Efe gerçekten yurt dışında mı? Bak ben adım gibi eminim. Ali Kemal onu tek başına yurt dışına yollamaz. Eğer buralarda bir yerdeyse gidelim alalım getirelim Efe'yi lütfen. Bilmiyorum kızım. Bilmiyorum. Bunu Ali Kemal'den başka hiç kimse bilmiyor. Benim de elim kolum bağlı. Bilmiyorum. Topla. Birini bırak. Tavuklar yumurtlasın üstünde. Hepsini aldım. Hadi gidelim. Çocuklar ne yapıyorsunuz? Yumurta topladık. Yumurta mı topladın sen? Ver bakalım onları, pişireyim de ye, olur mu? Aa bak, baban da geldi. Baba! Hoş geldiniz Ali Kemal Bey. Hoş bulduk Tahsin. Nasılsın? Sağ olun, siz nasılsınız? İyidir. Al bakalım. Ne zahmet ettiniz Ali Kemal Bey'e? Ya olur mu, ne zahmeti? Şunu da çocuklara verirsin. Sağ ol. Baba. Tamam. Baba. Hay Allah, üstünüz çamur oldu Ali Kemal Bey. Ne olsun olsun, bir şey olmaz. Anlat bakalım, ne yaptın bugün? Kümesten yumurta aldık. Zeliha abla şimdi pişirecek. Yiyeceğiniz mi? Hoş geldiniz Ali Kemal Bey. Hoş bulduk. Çocuklar, nasılsınız? İyiyiz Ali Kemal amca. Ya hadi bakalım. Oyununuza devam edin. Hop. Tahsin. Maşallah senin çocuklar da kocaman olmuş. Evet Ali Kemal Bey. Doğan büyüyor işte. Doğru. Ali Kemal Bey çocuklara bir şeyler almış. Zahmet etmiş. Sen bize şöyle güzel bir sofra hazırla. Baba bak. Yavaş 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 ya. Hadi bakalım. Buyurun içeri geçin. Gel, gel dersin. Vallahi 6-8 aylık bir şey. 6 mı 8 mi? Ya ne fark eder iki ay için, şimdi tartışmayalım. Verin uygun bir şey. Bünyesi nasıl, alerjik mi? Bilmiyorum ablacığım, bilmiyorum da bende inceden bir alerji başladı ha. Beyefendi önemli bunlar. Bebeğe öyle her ilaç verilmez. Ya anladım da Allah Allah. Ateşi var diyorum işte, bir de ağlıyor çocuk. Salyası var mı? Diş çıkarıyordur belki. O da ateş yapar. Böyle elinize hiç kabartı geldi mi? Hay sokaydım parmağımı da bakaydım, bilmiyorum ablacığım, diyorum ya size Allah Allah, ver şuradan bir şey, hadi ne çok soru sordun ya.
Neredesin? İzin ver yanına geleyim. Lütfen. İyi oldu, iyi. Para diye evde tutacağına bilezik yap, kolunda taşı. Oh, Allah Hasan'dan razı olsun. Anam, iyi insan lafının üstüne be. Hasan! Hasan! Lan dur lan! Ah, taksi! Dur. Şişt, dur. Öndeki arabayı takip edeceksin ha, şu gemi gibi olan, hadi. Efendim yenge hanım, hayırdır? Alo. Zeynep'e ulaşamıyorum, telefonu kapalı. Bir sorun mu var? Burak nasıl? İyi ya. Da biraz ateşlendi seninki. Şimdi eczaneye gittim ilaç almaya. Nesi var, doktora götürdünüz mü? Ya öyle kafanıza göre ilaç veremezsiniz, o küçücük çocuk daha. Ne aldın ilaç? Vallahi bilmiyorum ki, eczacı kadın verdi işte bir şeyler ateşi düşsün diye. Merak etme sen, ben gidince arattırırım teyzesine, konuşursunuz. Ne diyeceğim, ne alemde orası? Getirecekler mi oğlum bana? Bir annenin çocuğu kaçırıldığında ne hale geldiğini gördü ikisi de. Efe'yi yakında getirirler, merak etme. Neyse, benim şimdi kapatmam gerekiyor. Sadece bir tatlı kaşığı, duydun mu? Tamam tamam, merak etme sen. Ne şeytanmışsın sen şöyle. Ne şeytanmışsın öyle. Kal burada, kal kal. Kalsın kalsın, üstü kalsın. Efendim anne, ne var? Hasan'ı mı buldun? Tamam, tamam geliyorum hemen. Uyudu mu? Yakışmış da amcası Burak nasıl? Boş konuşuyorsun teyzesi. Oo, ulan üstüme kusmuş ya bu benim. Tam değiştirsen de üstünü. Ya yok, iyilik bir şey almadım. Ver, ver, ben hallederim, ver. Yok, gerek yok. Niye? Utandın mı benden? Ha, yoksa vücuduna mı güvenmiyorsun, ondan mı saklıyorsun? Tövbe estağfurullah, tövbe. Saklayacak bir şeyimiz yok çok şükür de. Oh. E tamam, çıkar ver hadi. Ay, amman az yaptın ha. Yemeyeceğim seni, korkma, ver. Tamam yine tamam. Ne yediriyorsunuz la bu çocuklara? Leş gibi kokuyor yemin ediyorum. Geçit ile. Bulaşmasın her yerine, dikkat et. Tamam. Pişt. Bu arada hiç de fena değilmişsin ha. Tövbe yarabbim. Bu ne fena çıktı ha. Kız nerede kaldın? Ağaç oldun burada. Yeni tamirhanem bu. Ne bileyim ben. Herhalde.
kimse yok burada. Sen de amma utandan çıktın be. Kız, bakacağız. Ya bırak. Islak ıslak mı giyeceksin? Dursun şurada. Islak ıslak giyeceğim. Aa, sana ne be? Deli midir nedir? Dur dur. Ay amma panik yaptın. Dön. Acele etme. Dur tamam. Dön dön. Hallederim ben be kızım. Ben yamuk bağlayacağım. Dur. Eşitlesene hatta şunu. Dur Pia. Ne yapıyorsunuz siz burada? Merhaba. Özür dilerim. Yani canım çok yanıyordu. O yüzden sizin de canınız yansın istedim. Ayşe'ye söylediğim lafların yenilir yutulur tarafı yoktu. Gerçekten kusura bakmayın. Belki de bu yüzden Burak'ın başına bunlar geldi. Çocuğunuza iftira atmanın bedelini çocuğumla ödüyorum. Kusura bakmayın. Neyse olan oldu artık. Dua edelim de Burak sağ salim bulunsun. Allah kimseyi evladıyla imtihan etmesin. Ne diyelim? Ayşe. Senden de tekrardan özür dilerim. Ne yapıyorsunuz burada dedim. Cevap versene. Ben de aynı soruyu sana soruyorum aslında. Ne yapıyorsun sen burada? Ne arıyorsun burada? Sevdiğim adamı arıyordum. Ama anlaşılan çoktan yolunu kaybetmiş. Yok. Aksine. Ben yıllardır yanlış yolda yürüyormuşum. Ne gülüyorsun? Çok mu komik? Ortama baksana. Durum komedisi gibi. Senin ne işin var burada? Hop. Böyle mi cezalandırıyorsun beni? Ceza mı? Sen daha ceza ne bilmiyorsun. Hasan, bu kızın burada ne işi var? Sen bunu bana soramazsın artık. Öyle bir hakkın kalmadı. Bana bunu yapma. Ben sana bunu hiç yapmadım çünkü. Her şeyi yap ama bunu yapma. Çünkü ben sana bunu yaşatmadım. Daha ne yaşatacaksın lan sen bana? Daha ne yaşatmayı düşünüyorsun acaba bana? Ben sana hiç ihanet etmedim. Sen benimleyken de, ortada yokken de bir kere bile ihanet etmedim sana. Bu ihanetten ne anladığımızı biraz açabilir miyiz ya? Ne demek sence ihanet ha? Başka birini öpmek, başka birini koklamak, başka birine dokunmak mı ihanet ha Akça? Sen var ya, bana ihanetin en büyüğünü ettin. Hasan lütfen. Sen gelsene bir şöyle. Ben seni nasıl affedeyim lan? Biliyorsan bir yolunu, varsa sen söyle. De ki Hasan bu böyle böyle olur de söyle. Ben seni nasıl affettiysem öyle. Geçeceksin hoş. Geçmiyorum. Lütfen. Çıkıp gider misin buradan? Akça gider misin? Hasan. Akça git lütfen. Oğlumuz ortaya çıkana kadar
Ali Kemal'e Burak'a sakın verme. Beyim, Efe istediğin kadar kalabilir burada. Aklın hiç kalmaz. Sağ ol Tahsin, sağ ol. Yarın sabahtan sonra böyle bir sıkıntı kalmayacak. Neyse, yemekten sonra konuşuruz. Tamam. Baba, burası çok güzel. Sevdin mi? Sabah Zeliha ablayla ineklerden süt sağdık, biliyor musun? Öyle mi? Aferin size. Yoğurt da mayaladık. Çok da güzel oldu. Bakalım beğenecek misiniz? Çocuklar hadi geçin sofraya. Buyurun. Bize niye oraya hazırladınız? Tahsin yer sofrasına alışık değiller dedi. Ama isterseniz birlikte yiyebiliriz. İstemez miyiz? Hadi buyurun o zaman. Beyim. Tahsin. Efe. Hadi oğlum. Gel 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 ha. Evet. Sağ ol hayatım. Hadi afiyet olsun hocam. Sevdin mi oğlum? Aferin sen. Al bakalım o zaman. Abim çok sevdim. Bak şöyle bağlayacaksın bak. Çok 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 çok. Of aferin. Aç şu telefonu oğlum artık. Aç şu telefonu. Açmıyor. Hasan abi de yok ortada. Aradım kaç kez açmadı. Anne, Efe neredeyse bir an önce dönmesi gerek. Yoksa işler çok çirkinleşecek. Ne biçim konuşuyorsun öyle gece gece? Ağzını hayra aç. Bu abim yüzünden acaba başımıza daha neler gelecek? Nereye gidiyorsun? Hasan abinin evine bakacağım bir daha. Belki dönmüştür. Boşuna gitme oğlum. Hasan evde değildir. Anne, ne yapayım? Boş durmaktan iyidir. Bir haber var mı? Kimden haber bekliyorsun sen? Kimden olacak? Ali Kemal'den. Hasan'dan değil. Ha? Burak'ı hiç merak etmiyorsun yani. Ne alakası var? Yani tabii ki Burak'ı merak ediyorum. Ama Ali Kemal Efe'yi getirmediği sürece oğlumdan haber alamayacağım. Öyle mi? Sen var ya sen. Ah. Şeytana bile papucunu ters giydirirsin sen. Ne demeye çalışıyorsun anne? Anladın sen onu. Hadi şimdi söyle bakalım bana. Hasan nerede? Burak'ı nerede saklıyor Hasan? Kardeşi burada olduğuna göre Şule'nin de parmağı var bu işte. Gerçekten sen çok zekisin ya. Sonra kızım, sonra. Sen git istersen artık. Biz bakarız bebeğe. Allah Allah. Ne münasebet ya? Ha? Hayır siz kim oluyorsunuz da ben yeğenimi size emanet edeceğim? Hasan amcasıyla bakarız biz. Ben de yengesi oluyorum ya aslında. Ay gerçekten mi? Olamamışsın. Ay yeter be. Evet ya yeter bence de hadi. Siz gidin artık. İyi. Siz rahatınıza bakın. Efe ortaya çıkınca haber ver bize Ahmet. Hadi kızım. Seninki fena bozuldu. Bak ayarsızlık etme. Sesim çıkmadıysa
çıkaramadığımdan. Sana bir soru sordum. Cevap bekliyorum. Hasan nerede dedim sana? Bilmiyorum anne. Neden böyle üstüme geliyorsun? Bilmiyorsun öyle mi? Kulaklarımla duydum. Hasan'la telefonla konuşurken duydum. Şimdi ben bu konuştuklarını Ali Kemal'e söylemiyorsam, inan sebebi sen değilsin. Umurumda da değilsin. Allah seni bildiği gibi yapsın. Ben Hasan'ın başı belaya girmeden, başı derde girmeden o çocuğu elinden nasıl alırım diye hesaplıyorum. Ali Kemal'e gelince, Ali Kemal asla Efe'yi Hasan'a vermeyecek. Unut bunu, unut. Benim tanıdığım Ali Kemal ise bu düşündüğün asla olmayacak. Şimdi bana cevap ver. Hasan nerede? Cevap bekliyorum. Sonunda. Ben de oğlunu unuttu herhalde diyordum. Efe yarın geliyor. Sabah Burak'ı eve geri getireceksin. Emredersiniz. Başka bir isteğiniz var mı? Oğlumu vermeden oğlunun yüzünü göremez. Sabah geldiğinde Efe evde olacak. Oğlunu görür gidersin. Bundan sonra da istediğin zaman köşeye gelip Efe'yi ziyaret edebilirsin. Sen mevzuyu çok yanlış anlamışsın bence. Efe artık o köşkte kalmayacak. Ben babalık davamı açıyorum Ali Kemal. Hatta avukat açmıştır bile bilmiyorum. Ben o işlerden çok anlamıyorum, sen daha iyi bilirsin. Ama sonuçlanana kadar oğlum benimle kalacak. Hasan sen ne saçmalıyorsun? Ben sana Efe'yi vermem. İyi, ben de Burak'a vermem. Resmi olarak babası hala benim. Senin istediğin şey yasal bile değil. Yasal süreç uzun. Gerçi ben sabrederdim. Beklerdim. Ama sana güvenim kalmadı. Hem babası ben olduğum için zaten eninde sonunda oğlum benim yanımda kalacak. O yüzden istersen meseleyi hiç uzatmayalım. Ha uzatalım diyorsan. Buranın başımın üstünde yeri var. Ben onun amcasıyım sonuçta. Bir 5 senede senin evladına ben babalık ederim. Nedir ya? Yani ne istiyorsun? Ne yapacağız? Nasıl olacak? Çok basit bak. Oğlumu getir, oğlunu al. Tamam. Tamam öyle olsun. Yarın sabah yer ve saat için ben seni arayacağım. Efe istedi değil mi beyim? Köşte kalmasını kabul etmedi. Etmedi Tosun. Etmedi. Allah kahretsin. Bana başka çare bırakmadı. Hasan, Efe'yi istediğin zaman görebilirsin. Ama müsaade et. Önce çocuk seni biraz tanısın. Ya hayatta her şeyin bir yolu yordamı var. Bu çocuk daha 5 yaşında. Bak. Hayatı boyunca unutmayacağı bir travma yaşatma bu çocuğa. Ulan çocuğun hayatını mahvetmişsiniz be. Sizden hala travma mı olur lan? Senin en büyük derdin o olsun. Güzel kardeşim benim. Sen yorma o kafanı. Ben anlatırım oğluma babası olduğumu. Anlaşırız biz onunla. Hasan, çocuğun iyiliği için bunu bir kez daha düşün. Beni buna mecbur etme. Sen de ısrar etme. Mecbursun. Teklifim net. Oğlumu getir, oğlunu al. Peki. O zaman saat 3'te Sarıyer'deki eski yaratımda buluşacağız. Tamam mı? Efe benim yanımda olacak.
Sen de Burak'ı getireceksin. Ben getiririm getirmesine de sana nasıl güveneceğim? Ben sana nasıl güveniyorsam sen de bana öyle güveneceksin Hasan. Söz konusu benim oğlum. Bir şey yapacak değilim. Polisi karıştırmayacağım diyorsun yani. Hayır. Polis yok. Sadece sen, ben ve çocuklar. Anlaştık mı? İyi tamam. Öyle olsun. Üçte görüşürüz. Bir terslik çıkmaz değil mi? Bu oğlum kurtarmak için sonuç lazım. Merak etme, hiçbir sorun çıkmayacak. Abi, bu herife güvenilmez. Bana mı anlatıyorsun oğlum? Ulan ben bunların ciğerini öğrendim ama onlar daha beni bilmiyor. Analarına söyledim lan, kaşınsanız polise gidiyorsunuz diye. Oradan bakınca salak gibi mi gözüküyorum ben? Yok, estağfurullah abi. İyi de abi biz ne yapacağız? Bak istersen Ferhat'la ben polisi oyalarız. Sen de çocuğunu alırsın o sırada. Biz son dakika adamıyız oğlum. Dur bakalım. Abi nereye? Kafa açma. Hava alacağım ben. Teyzesi! Teyzesi! Ne var? Ben dışarı çıkıyorum. Hava alacağım biraz. Çocuk sana emanet ha. Nereye gidiyorsun sen? Sana ne? Üstünü giysene sen üşüteceksin. Siz de önünüze bakın lan. Yürüyün çıkın dışarı. Gidin bir yerde çay için. Oğlum, öyleler adam başını belaya sokar lan. Yok işte para falan arayıp durmayın artık beni ya. Allah kahretsin. Öldürecek bunlar beni ya. Ali Kemal. Tabii ya. Tahsin'in evinde. Efe burnumuzun dibindeymiş. Şule. Bak kızım. İşler iyice sarpa saracak. Hadi Hasan'ın nerede olduğunu söyle artık bana. Çok geçmeden gidip alalım bunu. Oğlunu bari şu oyunlarına alet etme. Hadi söyle. Sen oğullarını elinde oyuncak etmiş bir kadınsın anne. Beni en iyi sen anlarsın. Burak. Burak bir kere de oyunu ben kurayım sen de otur izle olmaz mı? Şöyle. Boşuna nefesini tüketme. Bugün her şey olması gerektiği gibi olacak. Ben oğluma kavuşacağım. Hasan da Efe'ye. Bak eğer bu işin sonunda bir kişi... Bir kişi zarar görsün. İşte o zaman hiç kimse kurtaramaz seni elimden. Hey, uyandın mı sen? Gel bakalım, gel bakalım. Ateşin var mı? Hoppa. Oh, oh. İyi bari geçmiş birazcık. İşte. Hah, amcanın kapıcısı da olduk. Gel gidelim hadi. Hadi gel kapıyı açalım. Ay. Geldim, geldim. Patladı. Allah kahretsin ya. Süren doldu Zeynep.
takip edeceğiz. Abi tamam mı? Anlaştık mı? Biz gidip erkete'ye yatıyoruz. Polis varsa sana alo diyoruz. İyi tamam lan tamam. Ama bak dikkatli olun ha. Ziya bir de sizi toplamasın karakollardan. Toplasın abi işi ne ya? Hadi. Oğlum kapıyı açık mı bıraktınız? Lan bebek var içeride bebek bize emanet. Abi çektim ben. Teyzesi. Nerede lan bu? Zeynep. Zeynep. Sakın panik yapma. Ne olursa olsun sakin ol. Ben oğlum alana kadar kimse bir şey yapmadı. Merak etme. Siz teslim alana kadar hiçbir müdahalede bulunmayacağız. Arkadaşlar benden emir gelene kadar hiçbir müdahalede bulunmayın. Ali Kemal! Ali Kemal! Çekilir misiniz lütfen? Bırakın gelsin. Ne yapıyorsun sen? Efe nerede? Efe iyi. Güvende ve mutlu olduğu bir yerde. Böyle mi kardeşlik edeceksin sen? Polise yem ederek. Çok güzel ya. Akça, Hasan'la insan gibi konuştum. İstediğin zaman gel ziyaret et dedim ama fazlasını istedi. Kusura bakma. Amirim Hasan'ı arayabilir, telefonun olur. Lütfen hanımefendi, zorluk çıkarmayın. Yok artık ya. Abi ne oluyor? Tezgaha mı getirdi bunlar bizi? Babasına mı götürdüler çocuğu? Ne oluyor? Nerede lan oğlun? Geldim. Oğlun nerede oğlun? Ne demek nerede? Kardeşin de yok ortada, oğlun da yok. Oyun mu oynuyorsunuz lan siz benimle? Hasan, sana emanetti onlar. Nerede olduklarını bana mı soruyorsun? Ara, ara şunu çabuk ara. Bugün herkes parasını alacak ve hesap kapanacak, tamam mı? Hı. Ablam arıyor. Herhalde öğrendi. Açsana. Yok, daha değil. Biraz merak etsin bakalım. E, işin ciddiyetini anlasın, değil mi? Açmıyor işte, açmıyor. Bana bak. Eğer aklın sıra benimle oyun oynuyorsan var ya. Hasan ne oyunu? Hı? Ne oyunundan bahsediyorsun? Kardeşim yok, oğlum yok ortada. Abi çocuk hasta falan olmuştur belki. Aynen. Sakin ol abi, gelirler şimdi. Lan oğlum gelseler ne olacak? Takas saatini çoktan geçtik. Ay sizinle iş yapanım ben. Kararlaştıran süre doldu. Gelmeyecek. Biraz daha bekleyelim. Mutlaka gelir. Buraya çıkan tüm yollarda ekipler bekliyor. Ne şahıstan ne de arabadan iz yok. Tamam. Ben bir arayayım hocam. Açmıyor mu? Açmıyor. Açmıyor. Ali Kemal arıyor. Ne diyeceğim ben şimdi? Baldızını aldı çocuğu gitti mi diyeceğim. Hasan sakın. Ben sana güvendim, sen de bana güven. Ne olduğunu gerçekten bilmiyorum ama sana yemin ederim oyun oynamadım. Hasan neredesin?
Niye getirmedin Burak'ı? Sana güvenemedim diyelim. Seninle bir anlaşma yaptık. Anlaşmada bir sıkıntı yok. O konuda bakiyiz. Ufak bir pürüz çıktı diyelim. Onu halletmem lazım. Ne pürüzü? Ne zırvalıyorsun sen Hasan? Burak'a bir şey mi oldu? Oğlum iyi mi? İyi lan. İyi herhalde. Getireceğim çocuğunu sağ salim. Merak etme. Tabii sen de benimkini bana getirirsen. Nerede, ne zaman? Benden haber bekle. Ara. Ara şunu, hangi cehennemdeymiş öyle. Gelmiyor. Ertelemiş. Ne zamana? Bilmiyorum. O haber verecekmiş. Parasını iptal o zaman. Telefonumu alabilir miyim? Arkadaşlar, operasyon iptal. Sen Hasan'ın yakalanmasını istemiyorsun değil mi? O zaman beni Hasan'a götür. Asla. Akşa, sana daha önce bir söz verdim ve sözümü tuttum. Şimdi tekrar söz veriyorum. Artık polis karıştırmayacağım. Sadece oğlumu alacağım. Tamam mı? Bana bak. Senin bu kardeşini alıp çocuğu Ali Kemal'e götürmüş olmasın lan. Eğer sen de bu işin içindeysen var ya. Hasan yeter artık, yeter. Benim oğlum yok, kardeşim yok. Benim hesap sormam gerekirken sen mi bana hesap soruyorsun? Aç, ne bakıyorsun? Zeynep. Abla. Abla yardım et. Zeynep ne oldu? Zeynep neredesin? Burak senin yanında mı? Zeynep cevap ver. Abla bak, hemen para bulman gerekiyor. Lütfen, lütfen parayı getir. Ne parasından bahsediyorsun Zeynep? Neredesin sen? Burak'la neredesin? Çabuk söyle, ne parasından bahsediyorsun? Abla bizi kaçırdılar. Kim? Kim? Zeynep sizi kim kaçırdı? Zeynep sizi kim kaçırdı? Bak söz verdim, bir problem çıkmayacak. Bugün halledeceksiniz her şeyi. Kimse kimsenin çocuğunu falan da kaçırmayacak artık. Aynı şey mi sence? Benim Efe'yi korumamla onun benim bebeğimi kaçırması aynı şey mi? Al işte. Götürmüyorum seni Hasan'a falan. Dur şurada, ineceğim ben. Akça, Akça tamam. Tamam, bana oğlumu verecek. Oturup konuşacağız. Tamam. Anlayacağını sanmıyorum ama yine de konuşacağız. Zaten beni kimse anlamıyor ki. Ama ben yine de anlatacağım. Boşa konuştuğumu bilsem de oturacağım, anlatacağım. Ben anlıyorum seni. Kimse beni anlamıyor dedin ya. Gerçekten anlıyorum. Efe'yi ne kadar sevdiğini görüyorum. Minnettarım sana bu yüzden. Yani sen Efe'nin başına gelmiş en güzel şey olabilirsin. Korumaya çalışıyorsun şu an onu. En doğru şeyi yapmaya çalışıyorsun onun için de. Çözüm bu değil Ali Kemal. Hasan'a bir şans vermek zorundasın. Her ne kadar sen kabul etmek istemesen de. Efe'nin babası Hasan. Maalesef. Zeynep. Sen neye bulaştın? Zeynep sen neye bulaştın? Kim sizi kaçırdı? Çabuk cevap ver bana. Kim dedim sana? Abla bak, benim çok borcum var, tamam mı? Ya kaçtım geldim, bu pislikler benim peşimden gelmişler. Öldüreceğiz seni diyorlar. Abla Burak da yanımda, lütfen.
Allah seni kahretsin Zeynep. Allah seni kahretsin Zeynep. Sakin. Tamam sakin. Ne kadar borcum var? 300.000 dolar. 300.000 dolar mı? Tamam. Tamam bulacağım ben o parayı. Tamam bulacağım. Bir saatim var. Kardeşin de oğlun da ölür. Tamam. Bak ben o parayı bulacağım. Sakın kardeşimle oğluma dokunma. Duydun mu? Sakın. Sakın. Parayı nereye getirin dedi. Tamam. Parayı nereye getirin? Bak şimdi. Teşekkür ederim teyzeciğim. Çok teşekkür ederim. Allah kahretsin. Nereden bulacağım ben o parayı bir saat içinde? Ha? Ben kime ne diyeceğim, nasıl isteyeceğim, ne yapacağım? Tamam lan tamam, bir sakin ol. Sen? Sen neredeydin Hasan? O adamlar kardeşimi, oğlumu kaçırırken sen hangi cehennemdeydin? Senin tek yapman gereken burada olmaktı. Şöyle. Onların yanında olmaktı, onları korumaktı. Hasan. Ben sana güvendim Hasan. Ben sana güvendim. Sen ne yaptın? Onları burada tek başına bıraktın. Hasan, eğer bu konulara bir şey olursa... Olmayacak ulan, olmayacak. Kendine gel. Sana söz veriyorum. Oğlunu da kardeşini de sapasağlam getireceğim yanına. Getireceğim yerimi bırakacağım kucağına, korkma. Halledeceğim. Hasan. Nasıl halledeceksin? Nasıl halledeceksin? Nasıl? Bunların anladığı dilden. Bizi bildiğimiz yolla. Bize güven yengen. Halledeceğim. Ablam oğlu için her şeyi yapar demiştim, değil mi? Para bir saate kadar elinizde olur. Anlaştığımız gibi. 100.000'i benim. Sen de az değilsin ha. Sen bekle. Ben önce Hasan'la konuşacağım. Akça. En azından kavga etmeye gelmediğini bilsin. Bekle. Hasan. Nereye? Hasan nereye? Ali Kemal! Şule? Ne oldu? Şule ne oldu? Öldürecekler. Oğlumla Zeynep'i öldürecekler. Bahsettikleri yer burası. Bana bakın. İçeride çocuk var ha. Dikkatli olacağız. Siz arkadan dolanın.
Teyzen, gelecek mi anne birazdan? Ne zaman gelecek bu abla? Selamun aleyküm. Hasan? Teyzesi. Sen kimsin? Bu çocuğun amcasıyım. Baba yarısı yani. Şimdi sen söyle bakayım bana, ben bu çocuğu almadan buradan gider miyim? Ferhat, o arkadaşla da sen ilgilen. Ah, başka zaman olsa ben ne öttürürdüm be sizi. Siz dua edin, işim var. Halıcağınız olsun artık. Kadir. Kuruşu kuruşunu ödeyin oğlum arkadaşlara borcumuzu, tamam mı? Alacakları kalmasın. Hasan, ablam nerede? O niye gelmedi ya? Adamlara parasını getirecekti. Biz beleş hallettik işte. Parası cebinde kaldı, fena mı? Amcasının gülü, gel. Gel. Hadi çık sen de bizimkilerle. Benim yetişmem gereken bir oğlum var. Ya, ne var? İyi borç yapmışsın yalnız ha. Gidelim mi? Ha? Gidelim mi buraya? Oh, gel. Gel. Onu da alalım. Elimizdeydi. Gel bakalım. Ha? Gidelim mi? Sen ne dediğinin farkında mısın? Ne diyorsun sen kızım? Kim kaçırdı? Bilmiyorum anne, bilmiyorum. Zeynep'in peşindelermiş. Burak da yanındaydı. İkisini de alıp götürmüşler. Hasan kurtaracağım dedi ama ben yine de güvenmiyorum. Anne, ya bir şey olursa? Ya adamlar istediği parayı alamayınca Burak'a bir şey yaparlarsa? Ali Kemal de peşlerinden gitti. Ne? Ali Kemal'in ne işi varmış? Ay şimdi vallahi düşüp bayılacağım. Çok, çok fenayım. Çok fenayım. Allah'ım yardım et. Dedim değil mi ben sana? Ha? Ben sana dedim değil mi? Bu işin sonunda biri zarar görecek şöyle dedim mi demedim mi? Anne. Yalvarırım, yardım et. Tamam, sen haklıydın, özür dilerim. Ben sadece oğluma kavuşmak istedim. Anne lütfen yardım et, bu işi sen çözersin, ne olursun. Ne ağırsın lan? Neyle besliyorlar seni? Bunun ne işi var lan burada?
Gel bakayım şuna. Hiç acınızı düşünme. Bak, uzak dur lan ailemden. Bırak. Gel oğlum. Efe'yi vermeden oğlunu alamazsın. Sen kimin oğlunu kimden istiyorsun lan? He? Vereceksin lan bana oğlumu. Adam olacaksın lan o zaman. Önce adam olacaksın o zaman. Öldürtme lan bana kendini. Öldürtme. Dur. Hasan. Hasan. Bana bunu yaptırma. Seni son kez uyarıyorum. Oğlumu ver gideyim. Allah'ım.